Bunun da bütün dünyadaki ölçeği de serbest seçimlerdir. Yani serbest seçimlerde hakim kimliğe nazaran kendisini daha az gören insanlar serbest seçimler yoluyla ulusal siyasette temsil ediliyorlar mı ve yerel siyasette temsil ediyorlar mı? Buna bakılır. Şimdi eğer siz Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ulusal siyasette temsilin önünü kesiyorsanız, barajla, siyasi partilerin kapatılmasıyla ve farklı uygulamalarla, hapisle ve yerel siyasette de farklı kimliğe mensup insanların seçtiği belediyeleri yerelde temsilini engelliyorsanız, bu çok farklı sonuçlara yol açar ve yol açıyor. Bunun sonuçlarını bugün görmezsiniz. Ama Cumhuriyet tarihi, eğer bir daha yazılacaksa 2. yüzyılda, buna bakınca, son 7 ile son 8 ile bakınca sizi sonuçta bir kimliği yok sayan, o kimliğe mensup insanların temsilini yok sayan bir iktidar olarak bunu tarihe yazacak. Bundan emin olabilirsiniz. Kayyum uygulaması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sonuçta çok eski zamanlardan devraldığı ve adını değiştirdiği bir uygulama. Bu doğrudan doğruya kendisini bu cumhuriyette Kürt olarak tanımlayan insanların temsilini engellemeye yönelik bir uygulama. Ben kim, nasıl, nerede yanlış yapmış hepsini size anlatabilirim. Hangi valinin, hangi kayyumun, ama böyle bir temsil yolunu seçimlerden sonra engellerseniz eğer, insanları farklı yollardan farklı şeyleri daha fazla meşru görmesine yolunu açarsınız. Eğer bunu bu şekilde sürdürürseniz. Niye bunlar bugün çok konuşuluyor? Çünkü önümüzde yerel seçimler var. Siz yaklaşık 7 yıldır Kürtlerin seçtikleri belediye başkanlarını sadece seçildikleri için, bir avukat olarak söylüyorum, sadece seçildikleri için görevden alıyorsunuz ve yerlerine vali atıyorsunuz, kaymakam atıyorsunuz. Kim vali ya? Kim vali? Devletin valisi orada, evet. Nasıl gelmiş? 2 yılına gelmiş. Ne yapacak? Diyarbakır 2 milyon nüfuslu bir şehir. Van 1,5 milyonluk bir şehir. Mardin 1 milyonluk şehir. Bir vali, bakın, tek bir insan. Bir otorite. Bizim gömüleceğimiz yeri Diyarbakır'da kendisi tayin ediyor ya. Ne meclis var, ne yerel meclis var, başka bir şey var. Kime sormuş? Kime sormuş? Kimden bilgi almış? Hangi yerel otoriteden bilgi almış? Hepsi kayyum. Diyarbakır'la ilgili söylüyorum. Bütün bölgede böyle ve talan ediyorlar. Bakın, talan ediyorlar. Çünkü onu ben bir daha sokakta görmeyeceğim. Diyarbakırlı bir daha onu sokakta görmeyecek. 2 yıl sonra çekip gidecek. Ve bunun bevali Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Bundan rant elde eden hem ulusal düzeydeki hem de yerel düzeydeki siyasetçilerdir. Fakat burada Sayın Hatip'in görüşleriyle ilgili değil söylediğim, suçlamalarla ilgili suçlama yapılıyor. Hayır, ama şimdi suçlama şu, yani bir hakim gibi, bir savcı gibi davranıp suçlama yapıldığı zaman sanki ortada bu söylenenlere dair mahkeme kararları varmış gibi konuşulduğu zaman ben buna dedim safsata diye, birincisi bu. İkincisi, şunu söylemek istiyorum. Bakın, yani Sayıştay raporlarından bahsetti hatibimiz. Müfettiş raporları var ve İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri, yani bizim değil, sizin İçişleri Bakanlığı'nın müfettişinin raporları var. Ya o kadar çok kayyım, yolsuzluk, hırsızlık ve talan yaptı ki onları görevden aldınız ya. Defalarca yeni kayyımlar atandı. Yani talan, yolsuzluk, hırsızlık konusunda birinci sırada geldi bu kayyımlar. Şimdi söylemek istediğim şu, sonuç olarak. Hani dediniz ya, Türklerle probleminiz var diye. Ya öyle bir şey ben yakıştıramadım size. Bizim grubumuzun Türklerle bir problemi yok. Hiç öyle bir şey de olmadı. Ama size şunu söyleyebilirim. Kürt halkının ağırlıklı olarak yaşadığı bir coğrafyadaki seçim sonuçlarını yok sayıp ve halkın iradesini gasp etmek, belediye meclislerini feshetmek, işlemez hale getirmek, bu demektir ki sizin Kürtlerle bir probleminiz var ve bayağı büyük bir problem. Sizin söylediğinizin bir gerçeklikle alakası olmadığına dair bir örnek daha vereyim deminkilere ek olarak. Şimdi 31 Mart 2019'da seçimler yapıldı, biliyorsunuz. Ortaya ne çıktı kayyım atandıktan sonra, Ağustos 2019'dan sonra ne çıktı ortaya? 1 Nisan, yani 31 Mart 2019'da seçim yapılmış, 1 Nisan 2019'da
bu seçilmiş olan belediye başkanlarının Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için Valilikler İçişleri Bakanlığı'na yazı göndermiş. Ya da mazbatalarını almamışlar, mazbatalarını yazı gitmiş kayyım atansın diye. Safsata, sizin anlattıklarınız doğru değil. Bakın bu ne anlayışı biliyor musunuz? Biz bunu burada defalarca konuştuk, ben yine söyleyeceğim. Şark ıslahat planından, umumi müfettişliklerden, olağanüstü halden bugüne kadar Kürt düşmanlığının en belirgin örneği Şark ıslahattan umumi müfettişliklere ve o hale kadar Kürt düşmanlığının en belirgin örneği bu kayyım atamalarıdır. Ya ben size başka bir örnek daha vereyim. Hiç cevap veremiyorsunuz bunlara. Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya yargılandı, beraat etti. Görevine geri atamıyorsunuz. Neden? Ahmet Türk yargılandı, beraat etti. Görevine geri atamıyorsunuz. Neden? Çünkü mesele yargılanması değil, mesele iddianame değil, mesele suç değil, mesele yerel demokrasiyi katletmek, Kürt halkının iradesini gasp etmek. Görevden uzaklaştırılmış olan, hakları gasp edilmiş olan belediye eş başkanlarının hiçbirisi hakkında usulsüz harcama nedeniyle açılmış olan bir dava yoktur, verilmiş olan bir hüküm yoktur, o yönde bir iddianame yoktur. Bunun tamamı safsatadır. Üçüncüsü, ya siz sandık hukuku ve seçim hukukunu çiğneyen, yok sayan, Kürt halkının iradesini gasp eden bir iktidar olarak bu kayyımları atadınız. Şimdi yerel seçimlere geliyoruz. Yine aynı zihniyetle devam edecek misiniz, etmeyecek misiniz? Bunu duymak istiyor halk. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Siz aynı zihniyetle devam edecek olsanız da nasıl 2016'dan sonra 2019'da o belediyeleri kazandıysak 2024'te de o belediyeleri de diğerlerinde kazanacağız ve Kürt halkı iradesini bir kez daha gösterecek ve sizin sandık ve seçim hukukunu yıkan, yerel demokrasiyi yıkan bu anlayışınıza bir tokat daha atacak. Bunu da göreceksiniz.